بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Bugün ister istemez dinlemek zorunda kalacağınız bir ders olacak. Şaka diyorum da. Yani merakınız celbedici bir ders. Tahmin edin. Kastamonu 80. Kastamonu 80. Ve bu dersi en zirve adrenalin dediğimiz enerjinizle dinleyeceğinizi zannediyorum. Biraz mübalağa mı ettim? Peki bakın bakalım neymiş 80? Nasıl bilmezsiniz 80 deyince Kastamonu'da nedir? He? İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, onu uygulanışı. İsa Aleyhisselam minare boyunda olacak. Minare tabi. Deccal minare boyunda olacak. İsa Aleyhisselam kılıncı ile sıçradığı zaman Deccal'ın dizine kadar gelecek. Üç cihetle izahı. Tarihi malumatı olmayan bunu biraz şey yapar. Zor olur. Peki hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ahir zamanda hani geri gelmiş ki sorun. Biliyorsam cevap vereyim. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulüne, Deccal'ı öldürmesine ait ehadis-i sahiyanın manayı hakikileri anlaşılmadığından, hakiki manası anlaşılmadığından, bir kısım zahiri ulemalar, yani zahire bakanlar, o rivayet ve hadislerin zahirine bakıp şüpheye düşmüşler. Belki de ve sihatini inkar edip inkar etmişler yani. Ve hadis midir diye tövbe estağfurullah böyle eda ile hakiki manasını bilmediklerinden hadisi de inkar ettiler. Hadisi inkar etmek ilmi usulü dinde, ilmi usulü din kaydesince İslamiyet'te, ehl-i sünnet vel cemaat'te hadisi inkar etmek aynen ayeti inkar etmek gibidir. Çünkü o ne söylüyorsa Allah söylettiriyor. Dolayısıyla bununla çok imanını kaybedenler de var. Hadisi inkar ettiği için. Veya sihatini inkar edip veya hurafevari bir mana verip adeta muhal bir sureti bekler bir tarzda avami müslümine zarar verirler. Yani biraz böyle tasavvufçular da hurafevari böyle bir acubi hilkat yaptılar. Ötekiler de inkar etti. Hakiki manasını bilmeyenler. Halis olanlar, iyi niyetli olanlar asıl imamının izahını beklediler. Zahirde kalmışlar. Zahirde kalmış tabi. Zahire bakarsan hakikaten inanılacak gibi değil. Okuyacağım göreceksiniz. Ne kadar kolaymış. Ama ulema yaparsa yani asıl imamı olduğunu da gösteriyor bu. Yani asıl imamı Risale-i Nur Mücedid olduğunu da göstergesidir bu tür mevzular. Mesela ona ait şey Deccal'a ait hadisler 5. şua. Bu tamamen Mücedid'in işi. Yani Risale-i Nur'un mücedid olduğuna delillerden bir tanesi de budur. Haza kafir yazacak diyor. Adam inkar etmiş. Mesela bu İsa Aleyhisselam'ın huzurunda mücedid olduğunu gösteriyor. Yani ancak bu olur. Mülhitler ise bu gibi zahirce akıldan çok uzak hadisleri serişte ederek, yani ikide bir pişirip servis yaparak, hakaik İslamiye'ye tezifkarane bakıp taarruz ediyorlar. Mesela onlardan bir tanesi de söyleyeyim. Dünya neyin üzerine duruyor? Aler Serbi ve Hud demiş. Yani coğrafyaya göre
dünyanın altında öküz mü balık yoktur. Nerede izah ediyor bunu? 14. lema mı? Peki. 16 olmasın. 16'da ne var? Babasızın olması mı İsa Aleyhisselam'ın? Yani şey, anne karnındaki çocuğun bilinememesi. 14. lemada aler servi vuhud. 12. lemada ne var? Semavat yapar. 7 kat semavat esirli anlatıyor. Mesela bu dünya öküz ve balığın üzerinde olması, onun izahı da ancak müceditlere müessirdir. İzah edilemez müceditsiz. İsa Aleyhisselam şu andaki şeyi de izah edilemez. Ancak mücedid. 5. şua hele hele izah edilemez. 5. şua komple. O da öyle. Hatırıma gelmişken söylüyorum. Mülhitler ise bu gibi zahirce akıldan çok uzak hadiseleri, hadisleri serrişte ederek hakaik İslami'yi tezifkarane bakıp taarruz ediyorlar. Risale-i Nur bu gibi ehadisi müteşabihenin hakiki tevillerini Kur'an'ın feziyle göstermiş, şimdilik nümune olarak bir tek misali beyan eder şöyle ki, bu tür hadisleri ve 5. şua hadislerini tevil ederek Müslümanların imanını kurtarmış diyor. Nerede diyor bunu? Kastamonu. Hadi. Şey yapıyorsun. Müslümanız. Neredeydi? 5. şua. 5. şua kimin? Hocaların imamlarını tahsil ediyor. Tahsil edip kurtarıyor. Yani 5. şua Müslümanların imanını kurtarıyor. Müslümanın. İmanı. Peki. Hadi bakalım. Neredeydi? Söyleyin bakalım. 30 İzmir plakası. 35. Evet, 5. şua umumun, onu unuttuk. Ve bilhassa hocaların değil ya. Umumun, bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsis edip kurtarıyor. Tahsis ediyor. Bazılarının tahsis ediyor. O hurafe bari şey var ya, hurafe. Bazıları da inkar ediyor. Onun inkar edince imanı gidiyor. O zaman onun imanını kurtarıyor. Bununla alakalı çok şeyler var. Atıflar var. Hele size tavsiye ederim. 578'de Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor ki, bir kısım ayetlerimiz muhkemdir. Tevhile, İçtihada yer yoktur. Nastır. Ve hakkı musale, ve hakkı zeka gibi. Namaz kılın, zekat verin. Gene Allah kendisi söylüyor. Bir kısım ayetlerimiz diyor, müteşabihtir diyor. Bunu kimler anlar diyor. Allah söylüyor. İlimde rusuh peyda edenler. İlimde rusuh peyda edenler. Allah'ın muradını bilirler. Çünkü onlar Allah Resulü'nün varisleri olduklarından Allah onlara bildirir. Allah bildirdiği için bilirler. O bildirmesi bilmez. Garip garip bakıyorsunuz da şiiri söyleyeyim. 578 konumuz o değil. Huvel, elle yazmışım, silinmiş tabii. Bakayım okuyabilecek miyim? Huvellezi enzele aleykel kitabe minhum ayatum muhkematun humne ummul kitabi ve uharu muteşabiyat. Ondan bir kısım muhkem ayetlerdir ki, kurşun kaç silinmiş, ayette bak, bir kısım muhkem ayetlerdir ki onlar o kitabın aslıdır. Diğer bir kısmı da müteşabi ayetlerdir. 3. sure 7. ayet. Tamam. Fakat ca'e eşretuha ayetinin bir nüktesi bu zamanda akaid-i avam-i mümini vikaye ve şubahatta muhafaza için yazılmış. Şimdi arkadaşlar, bu bir kısım şeyleri
devam ediyor bak. Ahir zamanda vuku'a gelecek hadisata dair hadislerin bir kısmı muteşabihat-ı Kur'ani gibi derin manaları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilmez. Belki tefsir yerinde tevil ederler. وَمَا يَعَلَّمُوا تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ وَرَاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ Onun tevili Allah ile ilimde derinleşmiş olanlardan başkası bilemez. وَرَاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ İlimde rusup eda edenler, derinleşenler ancak onlar bilir. Sırrı ile vukuundan sonra tevilleri anlaşılır. Ve murat ne olduğu bilinir ki ilimde rası olanlar Âmennâ bihi küllü min indina indi indi rabbina deyip o gizli hakikatleri izhar ederler. Bu beşin ila ahir devam ediyor. Bak halbuki onun tevilini Allah-u Teala'dan başka bilemez. İlimde rusul sahibi olanlar ise bu ona iman ettik. Hepsi de Rabbimizin canibindendir derler. Bunları tam akıllı zatlardan başka kimse tezekkür edemez. Yani Allah'ın bildirdiği kişiler hariç o da Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir. Peygamber biliyor İslam'ın fethedileceğini, torunların başına gireceğini, neler geleceğini vesaire. Şöyle şöyle olacağı var. Peki nasıl biliyor? Hani Allah'tan başka kimse bilmiyor haşallah mı? Hayır Allah Allah'tan başka kimse bilmez. Allah'ın bildirdiği kişiler bilir. Allah bildiriyor da biliyor. Gene Allah söylüyor yani. Hoparlör gibi. Dolayısıyla ulema-i ümmeti, kenbiya-i beni İsrail, benim ulemam, beni İsrail peygamberleri gibidir. Ulema olduğu için peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onları da bildiriyor. Demek ki beşinci şua umumun ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsis edip kurtarıyor. Tamam, şimdi gelelim konumuza. Niçin öyle? Hazreti İsa aleyhisselam Deccal ile mücadelesi zamanında Hazreti İsa aleyhisselam onu öldüreceği vakitte 10 arşın yukarıya atlayıp sonra kılıncı onun dizine yetişebilir derecesinde vücutça o derece Deccal'ın heykeli Hazreti İsa'dan büyüktür diye mealinde rivayet var. Rivayet öyle. Meal bu, mealler. İsa aleyhisselam, Deccal'la mücadelesinde, Deccal o kadar uzun ki minare boyunda, kılıncı ile fırladığı zaman İsa aleyhisselam dizine kadar gidebiliyor. Rivayet var. Demek Deccal, Hazreti İsa aleyhisselamdan 10, belki 20 misli yüksek, kametli olmak lazım gelir. Bu rivayetin zahiri ifadesi, sırrı teklife yani, dünyanın kanunlarına, insanın anlayışına, mantığına uymuyor. Yani bu rivayetin zahiri ifadesi, zahir meali, okuduk ya ayeti, وَالْرَاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ İlimde rusu feda edenler ancak bunun sırrını çözer. Zahiri ifadesi sırrı teklife ve sırrı imtihana münafi olduğu gibi, yani minare boyunda şimdi adam gelse kim artık iman etmeyecek? Bu Deccal'dır. Deccal böyle olacak. Ama kıyamet kopuyor. Şimdi buna bakıyorlar. Buna bakıp hala ehli ilim olan bazı insanlar minare boyunda adam bekliyor mesela. Hatta 500 sene var diyor. Deccal'ın geleceğine diyor. Deccal gelmiş de daha ne yapacaktı ki? Yapacağı ne yapmış? Adam 500 sene sonra Deccal'ı bekliyor. Peki zararı nedir? Deccal'a karşı çare aramamış. Deccal'ın tahribatını aynen yaşamış. Ve Deccal'ın getirdiğini hep yemiş. Deccal itikadı bozmuş, ayna bozulmuş, hamın anlamış. Yani bedeli çok ağır. Bu dersi bilmemek bedeli çok ağır. Öyle bir adam bekliyor. Daha diyor cemaat, daha dur hele, neler başımıza gelecek. Minare boyunda adam gelecek. Lan gelip de ne yapacak sorun bakalım ona. Ne yapacaktı? Şimdi bu rivayetin zahiri ifadesi sırrı teklife ve sırrı imtihana münafı olduğu gibi Nebi Beşer'de cari olan adetullah'a muvafık düşmüyor. Bir kere böyle de geçmiyor. Halbuki bu rivayeti, bu hadisi
haşa muhal ve hurafe zanneden zındıkları iskat. Hurafe zanneden zındıkları iskat. Ve o zahiri aynı hakikat itikat eden ve o hadisin bir kısım hakikatlerini gözleri gördükleri halde, yani bu hadisin hakikatını tahakkuk etti, gözleriyle gördükleri halde daha intisar eden, daha geleceğini bekleyen zahiri hocaları dahi ikaz etmek için o hadisin bu zamanda aynı hakikat ve tam muvafık ve mahz-ı hak mutadit manalarından bir manası çıkmıştır. Şöyle ki, şimdi mevzuya giriyoruz. Üç cihette izah edecek. Kıyas yapacak. İsterseniz ben şey olarak yapayım. Birinci cihet, din namına ve dinsizlik, din namına çıkan ve dinsizlik namına çıkan iki grup kıyaslanıyor. İki, insan ve toprak bakımından mukayese yapılıyor. Üç, askeri güç bakımından mukayese yapılıyor. Üç cihetle. Şimdi burada ustalık biraz şu. Bu paragrafı çözmek, yani olayı bilmek. Şimdi burasını ustalık. Burayı iyi dinleyeceksiniz. Hazır mıyız? Hazırız. Peki. İsevilik dini ve o dinden gelen adat-ı müstemiresini muhafaza hesabına çalışan bir hükümet ile, yani adat-ı müstemiresi demek ananı, geleneğini, İsevilik dininin dini ve o dinden gelen adat-ı müstemiresini, yani geleneğini muhafazaya hesabına, muhafaza hesabına çalışan bir hükümet ile, buraya kadar parantez aç yapın, bu Almanya. Almanya İngiltere dediği bir yerde abi. Doğru, gelecek. Bu Almanya. Almanya İngiltere değil daha. İngiltere geç. Nerede geçiyor? Geçen gün okumuştum, düşünmüştüm. Almanya ve İngiltere kadar gücü olsa diyor, kuvveti olsa diyor. Tamam, o sen tefekkürün değil. Evet. Anlatacak. Zaten böyle çıkmış Almanya. Evet. Almanya, Hitler dinsizlik adına çıkmamış. Hitler dinsizlik adına çıkmamış. Dünyayı Allah'a teslim edeceğim demiş. Tek. Tek din. Allah'a teslim edeceğim. Dinsizliği ortadan kaldıracağım diye çıktı. Onun için kısmı muvaffak etti. Ama sonra zulme dönüştürdüğü zaman, çoluk çocuk kesmeye kalkınca Rusya'da, ustad da duayı kesti, çöktü. Hani arkasındaki esbab bu. Almanya'nın çıkışı dindir. Dindir. Dikkat ederseniz İslam coğrafyasını es geçiyor, teğet geçerek yapıyor. Oysa İslam coğrafyasına gitseydi Rusya'da o tankları donmayacaktı. Ve Almanya'dan çıkıp Fransa ve ben Gürcistan'da şeyde bulundum, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Hitler askeri yayılıp geldiği zaman Muhammediyiz dediklerini kesmemişler, dokunmamışlar. Bu kesin, biliyorsunuz, daha yaşayanlar var. Biz Muhammediyiz. Hiç kesinlikle köye girmemişler. Onun dışında bütün yamyamları, çingeneleri, Yahudileri, herkesi kesmiştir. Muhammediyiz diye kesmemiştir. Din adına çıkmış. Şu andaki Almanya'yı düşünmeyin. Şu anda Merkel şeydir, Yahudidir. Öz ve halis kanı Yahudidir. Doğu Almanya'dandır. Yani ben benim bilgiler var, yani ben böyle ezber konuşmam. Mesela Hitler hakkında benim özel bir şeyim var ama onu açığa çıkarmam, bana aittir. Şimdi bu buraya sadık kalıyoruz. Bir de okuyorum. İsevilik dini ve o dinden gelen adat-ı müstemiresini muhafaza hesabına çalışan bir hükümet ile. Buradan İseviliğe bir parantez aç. Al parantez. Bir hükümet ile parantez yap. Bu kim? Almanya. 2. Resmi ilanı ile zulmette pis menfaati için, bak, resmi ilanı ile zulmetli pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım edip
terviç eden diğer bir hükümet ki, bu İngiliz. Bu İngiliz. Bak niçin İngilizler Ruslara sahip çıktı? Çünkü pis menfaat. Mesela Müslümanlar, İslam dünyasının en amansız düşmanı Yahudi bilir. Oysa Orta Doğu'ya Yahudi'yi koyan, besleyen ve Müslümanları devamlı tedirgin yapıp kaşıyan ve dolayısıyla istikrarsızlığa sebep olup petrolü çalmasına, madeni çalmasına sebep olan İngiltere'dir. Yahudi'yi oraya koyan. Yani mesela bu İsrail bir şey çıkarttığı zaman bilin ki orada bir faaliyet yapıyor İngiltere. Bütün nazarlar oraya çevriliyor. Bunu yapmak için Amerika'yı bile binen, ata binen İngiltere'dir. Amerika'nın beyni İngiltere'dir. Amerika bedendir. Yahudileri de kullanan İngiliz. Onun için Üstad eski eserinde İslamiyet'in ezeli düşmanı olan İngiliz diyor. Bir de okuyayım. Resmi ilanı ile bak. Resmi ilanı ile zulmetli pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım edip terviç eden diğer bir hükümet ki, burayı da kapat tırna, bunun adı İngiliz koy. Yine hasis menfaati için İslamlarda ve Asya'da dinsizliğin intişarına taraftar olan fitnekar ve cebbar hükümetlerle, kim bu? Çin, ABD, Rusya. Arkadaşlar ben size şuradan şuraya kadar parantez açın diye şöyle yapacaksınız bak. Parantez, hemen al onu kurşun kalemle. Nerede bitti? Kapat. Hemen kenarına yaz. Sonra bulamazsınız bu dersi. Zorlanacaksınız sonra kendini başınıza okurken. Öyle deftere yazmak değil. Kitaba yapacaksınız. Kurşun kalemle. Parantez açıyorsun. Bitti, parantez kapatıyorsun. Bir de bak bu parantezi yapıyorum. Yine parantez aç. Yine hasis menfaati için İslamlarda ve Asya'da dinsizliğin intişarına taraftar olan fitnekar ve cebbar hükümetlerle kapat. Çin, ABD, Rusya. Muharebe eden evvelki hükümetin şahsi manevisi temsil etse dinsizlik ceyranının bütün taraftarları da bir şahsi manevisi tecessüm eylese, üç cihette bu mutadit manaları bulunan hadisin bu zaman aynen bir manasını gösteriyor. Yani Almanya bir tarafa, Çin, ABD, Rusya, İngiltere bir. Yani Almanya tek, İngiltere, Amerika, Çin, Rusya 4. Bu kıyas ettiğin zaman hakikaten minare boyunda. Almanya şey ve dünyada ilk şeyi yapan, yeraltı, denizaltı yapan Osmanlı'dır. Hasta Osmanlı'dan sonra çaldılar Almanya. Sonra aynı fotokopisini yaptı. Onun müzesine girdim. Müzenin içinde yazıyor zaten. Osmanlı'dan şey yapıldığını. Bremenhafen'de duruyor. Denizaltı ziyaretçidir. Şimdi Almanya, ustad diyor ki ilk arka sayfada söyleyecek 82'de. İlk paraşütü yapan Almanya'dır. İlk paraşüt yapan semadan nuzulu ile diyor. Çünkü İsa adına çıktı Almanya. Din adına çıktığı için sanki paraşütle İsa'lar yağıyor. Çünkü Allah Resulü paraşüt mü desin yani? Semadan nuzul edecek diyor İsa. Böyle. Yani paraşüt dese ismini başka bir şey koyar. Maraşüt diyecekler. Mesela bak paraşüt tutmadı diyecek. Evet. O zaman sıfatını söylüyor. Yani şeyde de öyle yani. Siyasette de öyle. Mesela diyelim ki CHP'nin altına Menderes'i kim asmışsa o CHP'dir. İşte bu CHP'nin karşısında kim duruyorsa o demokrattır. Yoksa ismin değil. Burada da böyle. O demokrattır. Ama cahil adam ismin peşine gider. İşi bilen adam sıfatın peşine gider. Adam tabelacıdır. Vardır. Oyalarsın orada bir tabela koy oraya boş eve. Demokrat Parti desen kapıda orada oturur o. Demokrat budur der. Gider kutuya. Yani çünkü o
kafası o kadar basıyor. Çünkü avam olduğu için gözünün gördüğü, burnunun kokladığı, dilinin tat aldığı, kulağının işittiği, elini dokunduğunu düşünür. Bilmez yani bedevi olduğu için. Yani cahil olsaydı bir kolayı var ama cehli mürekkep olunca bilmez, bilmediğini bilmeyince o çaresi yok. Onu atacaksın artık, o sabun. Çünkü o tedavi olmaz. Bilmez, bilmediğini bilmiyor. Şimdi bak, dört tane devleti kıyas ettiğin zaman Almanya'yı bir kefeye koy. Bakıyor musunuz elime? İngiltere, Çin, ABD, Rusya. Kıyas edin bakalım, toprak bakımından, askeri bakımından, ekonomisi bakımından ve halk bakımından, nüfus bakımından minare ile diz kapı arası kadar değil mi? İlk defa Almanya adalar ülkesi İngiltere'yi füzelerle vurmuş. İngilizler kalktı gece yarısı, gökten mermi yağıyor, uçak yok. Uçak vardı, İngiltere'de de vardı. Hiç uçak yok ama yağmur yağıyor. Füze ilk yapan kıtalar arası, şey orada kıta sayılır, Almanya'dan İngiltere'yi vurmuş. İlk yani. İlk yapmış füzeyi. Gene yazıyor, ben onu okudum. İlk yapan kişi İngiltere'ye vuruyor. Almanya vurmuş. Diyor ki Osmanlı'nın topları, Osmanlı füzeyi yapmıştı. Yalnız savaşta kullanmamış. Osmanlı arşivlerinde duruyor. Kullanmamış çünkü nüfus halk yok olur diye. O çünkü oraları halkı öldürmek için değil ve hidayeti götürmek olduğundan, oraların insanı öldürdükten sonra o toprakta boş evde ne yaparsın? Füzeyi kullanmamış. Şey, roketleri, füzeleri. Buna benzer yapmıyor zaten. Fatih top kullanmadı mı? İlk topu yapan o mantığı geliştirmiş işte. Top yerine ilk önce fırlatmış, vurduğu yerde patlamış. Füze bu yani. Yani bu, Fatih bunu yapmış 1453'te. Şimdi ondan sonra onu geliştirmemiş. Denizaltı yapmış ya. Abdülhamit'lerin denizaltısı var. Bak orada yani adam yazmaz. Adam teslim ediyor zaten. Osmanlı'da mı şey yapalım. Ha geliştirmiş daha tabii. Tabii ki geliştirecek ama ilk orada insan yaşayacak bir torpido yapmış Osmanlı. Ha, şimdi üç cihette bu mutadit manaları bulunan hadisin bu zaman aynen bir manasını gösteriyor. Eğer o galip hükümet Almanya netice-i harbi kazansa, bu işari mana dahi bir mana-i sarih derecesine çıkar. Eğer tam kazanmasa da yine muvafık bir mana-i işaridir. Yani neticeyi yapamasa Almanya ama işari mana tahakkuk etmiştir. Yeter ki hadisin işari, telmi, remzi, sari bir mana mertebesi çıksın, tamamdır. Şimdi birinci mukayese. Minare boyundan Deccal'a İsa Aleyhisselam sıçradığı zaman kılıcı dizine kapağına kadar geleceği hadisin ilk önce mukayese birinci cihet şu. Din namına, dinsizlik namına çıkan çıkan cemaatlerin durumu. Yani din, dinsizlik. Mukayese bu. Birincisini okuyorum. Din-i İsevi'nin hakikisini esas tutan gizli Müslümanlar, gizli papazlar, Müslüman İsevileri unvanına layık. Evet, Hristiyanlıkta o zaman da vardı, şimdi korkunç fazla var. Papaz ama Müslüman. Bunlar Müslüman İsevileri. Ustad bile kitapta onu söyledi. Kaçıncı sayfadaydı mektubattan? Müslüman İsevileri unvanına layık bir cemaat. 470... Yok, 441 miydi? 441, bak bakalım. Bulmadan geçmeyeyim. Yoksa buldurtmayayım mı? Çabuk. Hemen aşağıda. Sağ tarafta aşağıda. 441 miydi? Orada bak. Hüseyin işte Osman. Bak orada aşağıya bak. Ha, orada. Evet, doğru. 441 mi? Evet, Müslüman İsevileri. Müslüman İsevileri unvanına layık. Doğru mu? Doğru. Doğru, ha. Din-i İsevi'nin hakikisini, yani bu hakikisinin izahını için söyledim.
din-i İsevi'nin hakikisini 441 mektubat diye atıf yaparsın. Esas tutan İsevi ruhanilerin cemaati ve onlara karşı dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler, bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olamaz. Yani İngiltere pis menfaat için din yok, dinsiz. Hristiyan gibi gözüküyor değil ya. Pis menfaati için zaten. Ne diyor bak? Resmi ilanıyla pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım edip terviç eden bolşevizm Rusya'ya yardım etmiş. İşte İsevi Ruhanileri Cemaati yani Almanya merkezli Hristiyan'ın hakiki ruhani dindarları. Hakiki. Komple Hristiyan dünyası değil. Hakikisi diyor. İsevi'nin hakikisi. Bak İngiltere'de Hristiyanlık var, Almanya'da da var ama değil o. İsevi dininin hakikisini esas tutan Müslüman İsevileri unvanına layık bir cemaat Almanya'da. Nasıl karar vermiş o zamana kadar hakiki? Nasıl karar vermiş o zamana kadar hakiki? Yani İslamiyet'e göre, Müslüman o, İseviliğin şeyi İslam'a göre düzeltmiş. Mesela İseviliğin mesela hakiki tarafı nedir? Teslisi yoktur. Futu yoktur. Kur'an'a göre düzeltmiş. Aa bak papa, bu giden papa demişti. Kur'an'ım yok, Papa Jean-Paul. Bundan önce, bu değil, bundan önceki o Alman değil, ondan önceki. O suikast geçirdi ya. Papa. Şimdi niye Türkiye'ye attırdılar biliyor musunuz onu? Evet. Türkiye'ye, şimdi çok iyi biliyorlar Risale-i Nur ve Kur'an'ın hadisi çok iyi biliyorlar. Gelecekte İslam'la Hristiyan bir olacak. Ve küfre karşı galebe edecek. İslam'la Hristiyanlık hakikileri tabii, o beyin takımı tabii olunca diğerleri arkası gelecek yani. Kafa nereye şapırsa ayakta gelir. Hristiyanların hakiki ruhanileri işin eline alacaklar ve hakim olacaklar. Hem Amerika'da hem Avrupa'da. Hristiyanların hakiki ruhanileri, Müslüman İsevileri unvanına layık, zamanın olsa ona gireceğim. Mektup Emirdağ 1.58'de anlatacağım. O hakim olunca İslam İsevi ittifakı olacak. Bunlar olmasın diye Hristiyanlığın en böyle popüler adamı olan Papa'ya İslamiyet Birliği'ni yapan İttihad-ı İslam'ın başkanı olan Türkiye'den birisini çıkarttılar. Onun eliyle öldürttüler. Öldürtmek istediler ki ta ki Hristiyanlıkla İslam arasında ezeli ve ebedi bir ebedi bir inşikak olsun. Allah öldürmedi. Çünkü İslam'a karşı ebedi bir kin ve adalet olacaktı. Sonra ortaya çıktı, yaptırdılar. Çünkü niye? 80 ihtilalinde olan bu terörist ve hapishaneden Kenan Evren'in imzasıyla çıkartılıyor. Özel yetiştirilmiş. Kenan Evren çıktı yani bu. Dosyalar biliyorsunuz Ergenekon kol meselesinde o çıkmıştı. Özel subay elbisesi giydirilerek efendim İtalya'ya din İtalya konsolunun askeri ateşi olarak gibi gözüktü ve törene katılarak bunu yaptırdılar. Yaptırmalarındaki arka plan İslam, çünkü İttihad-ı İslam'ı yapacak kişi Türkiye'dir. Gemi burada battı, burada çıkacak. Onun ağabeyi olan Türkiye, bu olmazsa olmaz. Türkiye başa ayağa kalkacak, Allah'ın izniyle kalkıyor. Ve İttihad-ı İslam otomatik olarak oluyor çünkü müthiş bir kuvve-i kutsi oluyor. Türkiye ayağa kalkmaması için, alem-i İslam'ın kuvve-i manesini yıkmak için Müslümanların güven yani ümit ışığı olmuş Türkiye şu anda. Onu söndürmek, alem-i İslam'ı komple çökertmek için uğraşıyorlar. Güven Türkiye. İşte Türkiye ayağa kalkacak. Müslüman İsevileri unvanına layık cemaatta Amerika'da ve hasreten Amerika'da diyor şeyde. Emirdağ 1 de Amerika diyor. Ama Amerika demiyor tabii. Bakacaklar görecekler Hasan Amerika diyor. Hayır. Yeni dünya diyor. Usta kamufle ediyor. Yeni dünyanın Hristiyan'ın dini hakikisini düstur hareket ittiyaz etmesiyle. Yeni dünya ne olduğunu anlamak istiyorsanız
Miraç Risalesi'nde şöyle geçiyor. Yeni dünyadan, yani Amerika'dan birisi gelse inanırdın. Miracı ispat etmek için kullanılıyor o kelimeyi. Yeni dünya diye girerseniz indekse görürsünüz. Ama ben size söylüyorum. Miraç Risalesi'nde peygamberimizin miracını anlatırken şöyle diyor. Yeni dünyadan, yani Amerika'dan birisi gelse diye söylüyor. Yani yeni dünyayı orada izah ediyor. Amerika'dır. Emirdağ 1.58'e monta et bunu. Yeni dünya, yani Amerika, Hristiyanlığın hakiki dinini düstur hareket ihtiyaz etmesiyle alem-i İslam ile omuz omuza verecek ve Hristiyanlık İsevi ittifakının neticesinde diyor, küfrü mutlakı yok edecek. Onu okuyacağım onun içinde. Çünkü onlar İttihad-ı İslam'a mecbur olacaklar bu hadiselerde. Bir de okuyayım. Dini, birinci kıyas, dinler kıyas ediliyor. Dini İsevi'nin hakikisini esas tutan İsevi ruhanilerinin cemaati ve onlara karşı dinsizliği tercihe başlayan cemaat tecessüm etseler, bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olmaz mı? Avrupa'da, Amerika'da da içinde. Hani biraz sonra, biraz önce böyle demiştin. Hakiki İsevilik dinini dedik. Yani dini İsevi'nin hakikisini esas tutan bir cemaat. O zaman ne olur biliyor musun? Bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olmaz mı? Çin, Rusya, Amerika'nın o Hristiyan dünyası bozuk kısmı tabii. Ondan sonra İngiltere hep bozuk. Almanya'nın içerisinde, Almanya'nın da tümü değil. 100 milyon Almanya değil. İçinde dini İsevi'nin hakikisini esas tutan hakiki sağlam İseviler. Kıyas edersen minare boyunda ile bir çocuk gibi olur. Bu dinler mukayesesi. İkinci mukayese. Anlaşılıyor değil mi? İki. İkinci neyle kıyas edecektik? Kıyasımız ne, hangi mantık üzerine kurulacaktı? Toprak insan. Toprak. Toprakla mukayese edeceğiz. Yani minare boyunda ve bir insan, deccal ve İsa aleyhisselam kılıcıyla sıçrayınca diz kapağına geliyor. İkinci mukayese bu ne demek? Toprak. Resmi ilanı ile Allah'a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim diyen bir hükümet. Almanya, Hitler buydu. Boşuna mı Yahudi düşman? Mesela diyorlar ki Hitler Yahudiydi. Kardeşim bak burada ne diyoruz lan? Resmi ilanı ile resmen ilan etmiş. Ne demiş biliyor musun? Allah'a istinad edip dünyayı Allah'a teslim edeceğim ve Allah'a dayanıyorum demiş. İstinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim diyen bir hükümet ki Yunanistan'da ve Fransa, Rus Yunanistan'da, İskeçe'de, Gümülcine'de gördüm. Biz Muhammediyiz. Bulgaristan'da gittim gördüm. Biz Muhammediyiz demiş adam. Yaşlılar vardı. Bize dokunmadılar dedi. Hatta çikolata vermişler. Biz de yumurta verdik dedi. Girmemişler. Komşumuz köy vardı diyor. Onlar hep katlettiler diyor. İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim diyen bir hükümet 100 milyon küsür iken, tırnağı kapat bu. Bu Almanya. Bak, 100 milyon küsür iken, parantez kapat, resmi ilanı ile parantez aç. Anlıyor musunuz? Resmi ilanı ile parantez açın ki defter kitabınıza. Açtın. 100 milyon küsür iken kapat, bunun yanına Almanya koy. Bak şimdi, 400 milyona yakın nüfusa hükmeden diğer bir devlete kapat. 400 milyondan parantez aç. 400 milyona yakın nüfusa hükmeden diğer bir devlete parantez kapat. Kim bu? İngiliz. Sömürgeci ya, Hindistan'ı vesaire sömürüyordu. Ve 400 milyon nüfusa yakın ve onun müttefiki olan Çin'e ve Amerika'ya ve onlar ise zahir ve müttefik oldukları olan Bolşeviklere, yani Rusya'da Bolşeviklere galibane öldürücü darbe vuran o hükümetteki muharip cemaatin
şahs-ı manevisiyle mücadele ettiği dinsizlerin ve taraftarlarının şahs-ı manevileri tecessüm etse, yine minare boyunda bir insana nispeten küçük bir insan nispeti gibi olur. İngiltere, Çin, ABD ve Rusya, bunlar toprak bakımından, yani öldürücü darbeler vuran bu devlete karşı, bunlar kıyas ettiğin zaman dinsizlerin ve taraftarların şahs-ı manevileri tecessüm etse, yine minare boyunda bir insana nispeten küçük bir insanın nispeti gibi olur. Bir rivayette Deccal dünyayı zapt eder manası, ekseriyeti mutlaka ona taraftar olur demektir. Şimdi de öyle oldu. İkinci demek ne yaptık? Toprak bakımından mukayese yapıldı. Şimdi askeri mukayese yapacağız. Askeri mukayese. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Dünyanın kaçta kaçı topraktır? Dörtte biri topraktır. Avrupa dünya toprağının kaçta kaçıdır? Yani Avrupa dünya coğrafyasında, deniz değil, dünya toprağı bakımından Avrupa dünyaya göre 50'de birdir. Üstad bunu söylüyor. Onu şey diyor, maddeten terakki anlatırken sunuatta diyor. Şimdi üçüncü cilt okuyorum. Askeri güç bakımından mukayese. Eğer küre-i arzın dört kıtaları içinde haşiye, Avustralya nazara alınmamış. Eğer küre-i arzın dört kıtaları içinde en küçüğü olan Avrupa'nın 50'de birdir dünyanın. Ve bu kıtanın da dörtte biri olmayan bir hükümetin memleketi Almanya. Ekser Asya, Afrika, Amerika, Avustralya'ya karşı galibane harp ederek. Şimdi parantez aç oraya. Hazreti İsa'nın, parantez aç. Hazreti İsa'nın vekaletini dava eden bir devletle beraber dine istinad edip, kapat. Bu İtalya. Bir daha okuyayım. Hazreti İsa'nın vekaletini dava eden bir devletle beraber dine istinad edip, Almanya, İtalya, çok müstebidane olan dinsizlik cerrahına karşı semavi paraşütlerle muharebe ve mücadele eden o hükümet ile ötekilerin şahs-ı manevileri insan suretine girse, bu ikisi din adına çıkmıştı. İtalya ile Almanya. Din adına çıkmışlardı. Ceridelerin, gazetelerin eskiden beri yaptıkları gibi devletlerin kuvvetlerini ve hükümetlerin derecelerini göstermek nevinden o manevi şahıslar dahi Ruh-i Zemin ceridesinde bu asır sayfasında birer insan suretine tersim ve tasvirleri gibi temsil etseler, yani gazeteler mesela şeyle savaş yaptılar, mesela diyelim ki Çin'le Tayvan, adam olarak gösterdiler. Bir tane ufak çocuk, bir tane de bir adam. Mesela yeni Bosna Hersek, onun böyle ufak bir çocuk gösterdiler. Sırp gibi gözükürken Avrupa komple. Sırplara karşı savaşmadı Bosna Hersek, Makedonya vesaire. Onlara karşı savaştı. Ne yaparlar? Gazeteler bu simge, sembol kullanırlar. Çocuk kullanırlar. Tamam mı? Çizelge zor olur da. Daha büyük adam, öteki ufak minik bir çocuk. Böyle sembollerle temsil etseler, aynen ve tam tamına hadis-i şerifin mucizane ihbari gaybi nevinden beyan ettiği hadisi ahir zamanın mutadit manalarından tam bir manası çıkıyor. Yani Almanya ve İtalya bir çocuk olsa, İngiltere, Çin, ABD, Rusya bir adam olsa, hakikaten o çocuk diz kapağına kadar gelir. O adam büyük olur. Böylelikle aynen ve tam tamına hadis-i şerifin mucizane ihbar-ı gaybi nevinden beyan ettiği hadisi ahir zamanın mutadit manalarından tam bir manası çıkıyor. Hatta
Şahsi İsa'nın aleyhisselam semavattan nuzulu işaretiyle bir mana işareti olarak, yani Hazreti İsa aleyhisselam nuzuluna aslında karadan geliyor, denizden geliyor demiyor. Bir yerden çıkıyor demiyor. Semaya işaret ediyor. Nuzulüne işareti olarak hadiste Hazreti İsa'yı aleyhisselam temsil ederek ve namına hareket eden bir taife dahi şimdiye kadar işitilmemiş ve görülmemiş bir tarzda tayyarelerle, paraşütlerle semadan bir belayı semavi gibi nüzul ettiriyor, düşmanların arkasına indiriyor, Hazreti İsa'nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor. Maddeten İsa'nın nüzul edeceği ne gösteriyor? Mesela o paraşütle iniyor, İsa aleyhisselam da maneviyatla, manevi paraşüt olacak, kendisi inecek. Ne yapacakmış? Hazreti İsa'nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor. Evet, o hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nüzulu katı olmakla beraber. Ayet çünkü bu. Bu ayettir. Bir de okuyayım. Evet, o hadis-i şerifin ifadesiyle. Hadis de var mı? Ayet de var tabi. Hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nüzulu katı olmakla beraber. Nuzulu katı olmakla beraber mana işaretiyle başka hakikatleri ifade ettiği gibi bu hakikati da mucizane işaret ediyor. Şimdi buna ait mektubat 57'de bir yer var. Dinsizlik cereyana karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde ittihat edecekler. Dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken, İsa aleyhisselam ne zaman nüzulünü söylüyor? Hani sorarlar ya, İsa geldi Amerika'dadır, birisi Amerika, Almanya'dadır. Herkes arzuyu muhteris diyor, arzusunu fikir zanneder. Tamam mı? Şimdi herkes arzusunu fikir olarak şey yapar. Ben böyle bir şey söylesem tamam mı böyle? Meylimi, arzumu. Siz de o Hasan abi böyle dedi, tekerleme İsa olur o fikrim. Kesinlik gibi gözükür. Yani İşine geliyorsa bir daha. İşine geliyor. Demek ki İsa aleyhisselam ne zaman üzülecek burada söylüyor. Sarih söylüyor. Ne diyor? Diyor ki, dinsizlik cereyana karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet. İttihat neticesinde demek ki İsevilik de Hristiyanlık ittihat edecek. Amerika tasafi edecek. Amerika 58 emir daha bir. Amerika tasafi edecek. Şu anda atına binmiş Yahudi var. Türkiye'deki gibi Kemalizm nasıl tasafi ediyor? Aynı anda oluyor. Amerika'da böyle tasafi ediyor şu anda. Amerika'da Yahudi'den kurtulmak istiyor. Şey diyorlar abi, kameraların zorunlu olarak övüyorlar. İsrail, biz koruyacağız diyorlar. Allah da onları böyle yaptırıyor. Diyor ki, yakalamıyorlar açık. Bunların yalanlarından bıktık diyorlar. İsrail diyorlar kendi aralarında konuşurken mesela. Kameralar, mikrofon açık olunca. Yakalanmıyorlar ama. Evet. İsraillerin, çünkü bütün dünya biliyor. Bak şimdi, bir tanesini size söyleyeyim. Üzülmüştüm o zaman. Ya bir anda bütün dünya İsrail'in aleyhine nasıl dönecek? Çok yani bu nasıl olacak? Eğitimle olacak şey değil. O günlerdeydi işte Van Munit miydi? Neydi? Van Munit bir kelimesiyle bir 10 saniyeyle bütün alem İslam'ın teveccühü Türkiye'ye döndü mü? Hani Araplar şunlar bunlar Türkiye'yi abi nasıl kabul edecek? 1000 tane ders yapsam, 1000 sene uğraşsam olmazdı. Yani teşkilat kursan yapamazsın. Evet. Yani 1000 sene, 1000 defa ders yapsam, alem İslam'ı ikna edemezdim ki Türkiye abinizdir. Van Munich meselesinde, Türkiye'nin, Türk'ün meselesi değildi. Arap'ın meselesi zahirde. Arap ama adam Türk meselesinden çıktı, İslam meselesi yaptı. Onun çıktı. Ha ne yaptı? Van Munich dedi, İslam adına. Suratına çarptı. 1,5 milyar insanın kalbini tek yaptı.
Aa, hani var ya cevi semayı Allah bulut yokken dolduruyor, bir anda yok ediyor, boşaltıyor. Allah'ın gücü böyle işte. Bir sebep kalk eder, 10 saniyede bütün dünya bir olur. Bak bir şey. Anlatacağım bir tanesini de, rüyamı anlatacağım. Vanunit meselesinde 1,5 milyar alimiyle, zalimiyle, cahiliyle, komünistiyle Türkiye'ye muhabbet bağladı mı? Bir ümit oldu mu? Ümit oldu. Bu nasıl olduysa 10 saniyede öyle bir hadise çıkacak ki Amerika kadınından erkeğine, büyüğünden küçüğüne Yahudi azılı düşmanı olacaklar. Onlardan bir tanesini söyleyeyim. Gördüğümü söylüyorum. Resmi lisani ile resmi ehilleri bakan başkanla bütün bakanlarını toplayarak resmi 17 Eylül hadiselerini Pentagon yani 160 tane general var. 110 tanesi Yahudidir. Masondur. Onlar yapmışlar. Bu Pentagon değil mi? Pentagon mu? Nedir o? O 17 Eylül müydü? 11 Eylül. 11 Eylül hadisesini onların yaptığını, Yahudilerin yaptığını bütün dünyaya ve halkına ilan edecekler. Ve bütün fesatlar, bütün devletlerde, bu 25. sözden de delilim var. Hiçbir fesat şebekesi yok ki, hiçbir fesat ve fitne yok ki altında Yahudi olmasın ait. Ustad anlatıyor. Bütün devletlerdeki fesat olaylarının hemen hepsi biliniyor. Devlet arşivleri, istihbaratları açığa çıkartacaklar. Amerika ile beraber Amerika abilik yapacak. Amerika ne diyorsa diğerleri de yapıyor. Amerika'nın 10 saniyede 11 Eylül ve Irak ve Afganistan savaşını bu İsrail'in generallerin şeyinden yapıldığını, Obama'nın şimdi konuşamamasını, kızlarının fotoğraflarını aynı buradakiler gibi çekmiş. Esra'da biraz muhtelif olmuş galiba. O kız çocuklar içirmişler, Yahudiler içirmiş. Tuzağa düşürmüşler, sonra resmini çekmişler. İşte bu savaştan önce bak bunu yayarız, destek vermezse. O hükümete de yaptılar ya, başbakanın ve bakanların özel hayatlarına, en mahrem yerlerine kamera çektiler ya. Sonra İsrail'e servis yaptılar ya, X'ler. Şimdi aynı blöf buna yaptılar ama bunlar dedi ki ailemiz de şahsiyetimiz de yıkılsın. Bu cesareti aldılar. Blöf tam ve dönmedi ama o dönemedi. Ne yaptı? Ona şey. Şimdi neyse konu o, bu benim fikrimdi. Veya fikrim değil. Ne yaparsanız yap ama şu. Van Munik meselesinde 1,5 milyar insanın kalbini tek yapan sebep, Allah'ın kudreti var, öyle ol, esbapsız yapmıyor, eğitimli olmaz. 11 Eylül ve bunun gibi yapılan cinayetleri tek tek sıralayacaklar. Mısır hadisesini, Ürdün Lübnan'daki katliamı, Suriye'deki, bizim içimizdeki şu Yahudiler yaptığını, bütün dünya ve bütün dünya aynen kendi işlerindeki fitneyi de açıklayacak. Bütün dünya yani gözükmemiş bir şekilde Yahudi düşmanı olacak. Bir anda olacak. Ve Amerika yetmeyecek bunlara. Amerika'nın o hakiki Hristiyanları da galip oluyor. Türkiye nasıl İslam galip oluyor şu anda? Mesela şu anda şey zannediyorlar, kuvve-i manevinizi yıkılması sakın ha. Sanki Müslüman Müslümana düştü zannediyorsunuz. Hayır, Müslüman münafıktan temizleniyor. Unutmayın. Müslüman güçleniyor, zaafa uğruyor gibi gözüküyor. Çünkü burada öyle geçiyor bak 57'de. İşte o sırada, böyle bir sırada o ceyran pek kuvvetli göründü bir zamanda. Şu anda o ceyran çok kuvvetli görünüyor. Kuvvetli değil, görünüyor. Bak, kuvvetli oldu demiyor, göründüğü zaman. Risale'nin biraz lisanını anlayın. Onun için ben uzak durun haberlerden. Yani gördüğünüz, bildiğiniz gibi değil. Başka da arkada değişik. Çok değişik. Çok değişik, tamam mı? Onun için uzak durun diyorum. Ben de ağzımı kilitlemeye çalışıyorum yani. Uzak durun yani. Biraz uzak durun. Şimdi bak, İsa ne zaman üzerine çekmiş? Geçeyim çünkü. Dinsizlik ceyrana karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet. Tamam, ne yapacakmış?
Bu Amerika bu olayı çözecek, çözdü. Ama bir fırsat bekleniyor. Çünkü Amerika iki şıkkı var, başka yok. Ya dağılacak, ya ilan edecek. Dünyanın en borçlu devleti kim? Amerika. Sonra kim biliyor musunuz? İngiltere. Sömürüyorlar vesaire. Şimdi ya dağılacak ya ilan edecek. Bizi bu hale koyan odur diye Hitler de öyle yaptı. Peki İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde ittihat edecek. Dinsizlik cehlana galebe edip dağıtacak. Ha şey atladın mı? Yok. İttihat neticesinde dinsizlik cehlana galebe edip dağıtacak istidadındayken bak İslam Hristiyan bir olacak. Tam böyle şey gelecekler. Öteki tarafta dinsizlik cehlanı, Çin, İsrail, böyle imansızlık hepsi çeşitleriyle bu. Ondan İsevilerin hakiki ruhanileriyle İslam Birliği, İttihad İslam 76 Emir daha 2 bir olacaklar. Bu ikisi savaş anında ittihat neticesinde dinsizlik cehlanına galebe edip dağıtacak istidadındayken alim-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan alim-i semavatta ahirete geçmemiş. Alim-i semavatta semai dünyada cismi beşeriyetiyle bulunan şahsi İsa aleyhisselam o dini hak cehlanının başına geçeceğini bir muhbir-i sadık, kim muhbir-i sadık? Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam geçeceğini bir muhbir-i sadık bir kadir-i külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli şey Allah vaat etmiş, elbette yapacaktır. Nasıl yapacak? Şimdi aklımıza yaklaştırıyor, örnek verecek. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen Bedir, Uhud'da ve şimdi ve bazı vakitte insan suretine vaz eden kim? Hazreti Cebrail'in Dihye suretine girmesi gibi. Hazreti Cebrail Dihye suretine girmiş değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Birinci örnek bu. Hazreti Cebrail'in Dihye suretine girmesi. Yok, birinci örnek şu. Melaike ve melaikeleri semavatta melaikeleri yere göndermek Bedir Uhud'da Allah'ın bu ayetinde var. 50 bin diyor. İki, Cebrail'i Dihye suretinde göndermesi misal iki olsun. Üç, ve ruhanileri alim-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren ruhanileri alim-i ervahtan gönderip beşer suretine. Bakıyorsun ne var ne yok nasıl? Sohbet ediyorsunuz. Tamam, ruhaniler. Hatta Ustad diyor ki, Asar-ı Bedi 79, insanlardan usandım. Dünyevilerden mi usandım diyor. Göstereyim de çok. Misallerden mi diyor? İnsanları bir şeyden mi usandım? Ya işte niye böyle asan ezberlemesin? Ya şu bahane etme. Okuyayım abi. Oku ama sen oku. Herkes insanlarla meşgul. Ben insanlardan usandım. Misalilerle mübahese daha hoşuma gidiyor. Çünkü müsüftirler. Bak, herkes insanlarla meşgul. Ben insanlardan usandım. Misalilerle, ruhanilerle mübahese, sohbet, hasbihal yapmak daha hoşuma gidiyor. Çünkü müsüftirler. İnsaftadır. Ya sen kimle konuşuyorsun? Arkadaşların mı bunlar? Acayip bir şey yani usta. İşte böyle tuhaf adam da. Soru sorduğun zaman gözüküyor ne olduğu. Ruhanileri alim ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren ne etti? Kaç misal oldu? 3. Melaikeleri, Cebrail'i, ruhanileri. 4. Ölmüş evliyaların çoklarının, ben bunu bilmiyordum sonra öğrendim. Ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen.
Ben kuşların cefine, sineklerin kanatlarına girip geliyorlar biliyordum. Meğer evliyaların çoğunu kendi misali, bedeni misalileriyle dünyaya gönderip bir Hakim-i Zülcelal, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsn hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa, belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Eğer ustad zamanında gelmiş olsaydı geldiği olacaktı. Ne yapacakmış? Gönderecek. Tamam. İşte böyle bir sırada o ceyran pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Yahudilik. Şu anda çok kuvvetli gözüküyor ya. Kuvvetli değil göründüğü zaman. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Yani Müslüman İsevileri ünvanına layık o şey çapı genişliyor. Yani rahmet ilahiyenin semasından nuzul edecek. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasafi edecek. Hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak ve hakaik İslami ile birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecek. Ve Kur'an'a iktida ederek o İsevilik şahsi manevisi tabi İslamiyet metbu makamında kalacak. Yani İsa Aleyhisselam'ın da geldiği zaman ne yapacağını söylüyor. Ahkam getirmiyor. Hristiyanlığın hurafe ve tahrif edilmiş. Onları Kur'an'a göre tahsiye edecek. Bir nevi Hristiyanlık tabelası vitrini arkasında İslamiyet anlatılacak. Ve bir nevi Hristiyanlık İslamiyet'i inkılap edecek. Çünkü ismi tabela vitrin Hristiyanlık, içi İslamiyet. Testis yok. İçki yok, şu yok, bu yok. İslamiyet'i, Allah'ın sıfatlarını Kur'an'a göre değiştirecekler. O zaman hakikat-ı İslam ile birleşecek, mane Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek o İsevilik şahsı manevisi tabi İslamiyet metbu makamında, İslamiyet tabi olunan makamında kalacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi İsa Aleyhisselam Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Mehdi Ali Resul değil yani. Şimdi buraya yaptık. Bir de mektubat 6'da ne anlatıyordu? Sema nüzulünü anlatıyor. Şurada da söylüyor. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek. Şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek. Mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği ceyran-ı küfriye ve inkar-ı ülüyete karşı İsevilik dini tasafi ederek, yani mesela bir insana şimdi İsa isnat ediyorlar. Tam İsa ne yapacak? İslamiyet'e uyacak. Adam İslamiyet'in dışında hükümler getiriyor. Nasıl İsa olacak? Oysa İsa geldiği zaman ne yapacakmış? Ahir şunu yapacakmış. İsevilik dini tasafi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'i inkılap edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahsı manevisi vahiy semavi kılıncı ile o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür, öyle de Hazreti İsa Aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür, yani inkar ülleti fikrini öldürecek. Bunu bana çeşitli yerlerde soruyorlar. Almanya'da da sormuşlardı. Abi İsa Aleyhisselam burada manevi gözüküyor. Manevi inecek, maddi değil. Arkadaşlar küfür ve iman maddi değil ki, manevidir. Küfür manevidir. Manevi öldürülecek tabii. Küfür maddi değil ki, kalem değil ki kırılsın. Ama o küfrün, o sıfatın mevsufu var. Yani küfür sıfattır. Yani küfür kendisi değil. Mevsufu değil yani. Vasıfım. Ben mesela kafir değilim. Benim sıfatım kafir olur. Çünkü cesedim sanat ilahi. Tamam. İman da manevidir. Küfür de manevi. Küfrü manevi öldürecek diyor. Tabii ki öldürecek. Küfür manevidir. Maddi değil ki.
Ha bunun klasını tak kırdık ha. Küfür böyle bir şey değil ki. Yani burada ne anlamıyorsun bak. Hazreti İsa Aleyhisselam İsa'lık şahs-ı manevi temsil ederek dinsizliğin şahs-ı manevisini. Dinsizlik kardeşim yani kitap değil. Realitesi yok dinsizliğin. İtikattır, kaptaki itikattır. Dinsizliğin şahs-ı manevi temsil eden Deccal'ı öldürür. Ha temsil etmiş, küfrü temsil eden o. Ondan sonra yani inkarül itti fikrini öldürecek. Tabii ki bu da imandır yani. O kadar sarı ifade var. Sarı ifade. Gelecek diyor ya, gelecek. Ha bir yerde ima var. Diyelim ki sen dediğin gibi böyle bir şey gözüküyor. Manevi gelecek, maddi gelmeyecek anlaşılıyor. Mektubatı okuduk. Gönderecek. Kastamonu okuyorum. 82 İsa'nın, Hazreti İsa'nın nuzulunu maddeten bir misalini gösteriyor. Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nuzulu katı olmakla beraber. Katı diyor. Sen hadis-i şerifi koyuyorsun. Bak burada. Katı olmakla beraber. Bak, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nuzulu katı olmakla beraber. Ama hala itiraz ederse, kimsenin alim olmasına uğraşmayın. Niye olsun ya? Niyeti olanlarla uğraşın. Biz o bağnazlarla uğraşsak zaten masumlara ulaşamazdık. Onun için sizi söylüyorum. Böyle baktın şey yaptın. Sarı ifadeleri tebiliyordu ama diyor. Tamam kardeş. Tamam kavga etmeyelim. Kur'an'ın ifadesiyle hecren cemila. Güzel bir şekilde ayrılın diyor. Tamam mı? Evet. Mana işaretiyle başka hakikatler ifade ettiği gibi bu hakikate da mucizan işaret ediyor. Küçük üsrev olan Feyzi ve Emin'in suali ve ilhamlarıyla bazı için devam ediyor. Ben size Amerika hakkındaki şey bir saat olduğu için Emirdağ'ındakini de okumak isterdim 58 ama anlatmak istediğim anlattım. Onlar İttihad-ı İslam'ı yapacaklar. Amerika İttihad-ı İslam'la birleşecek. Amerika İttihad-ı İslam'la o cümleyi de çabuk okuyayım da. Bakıyor şimdi kameraman. Abi bir saatin geçti diyor. Tamam. Peki geçti de ne yapalım? Adam işi gücü ne? Dinlesin. Dinlemezse dinlemesin. Dinlememişse dinlememiştir. Dinlerse dinler. Bak şimdi atlıyorum. Şuradan beri okursunuz. Esas burada anlatıyor. Ama ben buraya okuyacağım size. 58 tamam mı? Yalnız emniyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki. Yani hızlı okuyorum. İzah etmeyeceğim. Bu geniş boğuşmaların neticesinde. Böyle böyle olacak. Geniş tarih boşmalarında. Eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar. Birinci Dünya Savaşı. Bu kaç? 1900 kaçta? 44'te yazıldı değil mi? 44'te yazılmış. 39-44. Birinci Dünya Savaşı'ndaki zarardan daha büyük bir zarar çıkacakmış. Nerede? Eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar. Medeniyetin istinadı menba olan Avrupa'da Deccal'e bir vahşet doğurmasıdır. Avrupa'da Deccal'e vahşet neydi? Hangisi olabilir? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra vahşet olmuş. Hiç böyle bir vahşet olmamış. İkinci de değil. Dünya Savaşı'ndan sonra ikinci Dünya Savaşı. Yani ikinci Dünya Savaşı diyebilirsiniz ama medeniyetin istinadı menbaı olan Avrupa'da o zaman Avrupa medeni değildi. Yani Srebrenica, Bosna Hersek Savaşı diye anlıyorum. Ama diğerleri de bilin, İkinci Dünya Savaşı alabilir. Eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı menba olan Avrupa'da Deccal'a bir vahşet doğurmasıdır. Vahşet. Bu endişeyi, ustad endişe ediyor. Demek ki Müslümanlar olacak bu işin içinde. Endişeyi teselliye medar ne olmuş? Alem İslam'ın tam itibariyle bu olay, Srebrenica hakikaten, Bosna-Hersek Savaşı, alem İslam'ın tam uyanmasının tetiğini yaptı. Ali İzzet Begoviç'in sözü var. Diyor ki, ne kadar dedi, 500 bin mi, 250 bin. Ya 250 bin, ya 500 bin insan öldü diyor. Ama üzülmüyor. Çünkü tamamen yok olacaktık. Bu kadar fidye vererek millet olarak dirildik. Çünkü biz Müslümanlığımızı unutmuştuk. Onlarla zina yapar, içki içer, sıplarla beraberdik. Sonra bizi ne zaman kesmeye başladılar? Dedik ki kim kesiyor bizi? Beraberdik arkadaşımız. Sırp, niye kesiyor bizi? Müslüman olduğumuzdan.
Öyle mi ya, biz Müslüman mıymışız? Aynı böyle dedi ha. Şeyler, Bosna Hersekliler, Kosovalılar vesaireler. Biz Müslüman mıymışık? Ama Müslüman olduğumuzu Sırplar anlattı bize dedi. Sonra ister istemez İslam kesiliyoruz. İslam'dan dolayı. O zaman ister istemez Müslüman oldu. Evet 500 bin verdik ama oradan bir millet dirildi. Müslümanlık dirildi. Bu ne olacak? Bu olay alim İslam'ın tam intibahiyle ve yeni dünyanın sözler 517'de işte söylediğim Miraç'ta anlatıyor. Yeni dünyanın gizledi usta. Amerika demiyor. Hristiyanın hakiki dinini düsturu hareket ittihaz etmesiyle Amerika Hristiyanın hakiki dinini yani Müslüman İsevileri unvanına layık cemaat ittihaz etmesiyle yani onlar da çalışıyor. Düstur hareket ittihaz etmesiyle alemi İslam'la ittifak etmiş. Amerika tasavvuf edecek. Tarifattan çıkacak. Beyin takımı, yönetimi Müslümanların hakiki Hristiyanların eline geçecek. Hakiki Hristiyanlar da mektubat 57'de İslam'a göre tasavvuf edecek. Yani tabela, vitrin, Hristiyanlık, beyin, kalp, İslamiyet. Bunlar İslamiyet'le ne yapacakmış? Bunlar alim İslam'la ittifak etmesi ve İncil, Kur'an'a ittihad edip tabi olması olacak. O dehşeti gelecek iki ceylana karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşallah galip eder. Semavi bir muavenet ise İsa Aleyhisselam'dır. Yani bu mektup ortalama 1945'te olsa yazılmış, 1944'te, 45 diyelim. O zaman bu ceyran yok muydu ki gelecek diyor. Yani o ceyran diyor. Evet vardı ama tohumları neşünema bulmamıştı. Yani gelecek neşünema bulacaktır. Ben kenara notumu yazmışım diye. Tamam inşallah bunların atıfı çok çok. Gayrimüteşir de var. Bunlarla kalıp bak yapıştırmışım. Gayrimüteşir bunu biraz daha şey yapıyor. Ben size anlattım. İçerisini kısmen anlattım. Yani nasıl olacak anlatayım kısaca. Mektubat 441. Alem İslam'ın ciğerini parçalayacak hadisat azime vücuda geliyor. 2. 58 emir daha 1. Avrupa'da deccalların bir vahşet doğuracak. 2. Tamam. 441 mektubat. Alem İslam'ın ciğerini paramparça edecek acımasız ciğer şikafe bir hadise vücuda gelecek. Ve Alem İslam'da Ali Beyt feveran edecek. Avrupa'da deccalların bir vahşet doğuracak. Bütün Müslümanlar ve kimliklerini tanıyacak. Tamam. Sonra mektubata veriyoruz 441 şeyimizi. Sonra Ali Beyt şahlanacak. O vahşet doğuracak. Bu geniş dairede öyle bir vahşet doğuracak ki şu anda Orta Doğu'da başlamış galiba. Bir vahşet doğuracak diyor. Vahşet 441. Sonra Ali Beyt feveran edecek. Ve milyonlar ordusu var. Onun karşısına kimse çıkamaz ve öne geçecek. İşi ele alacak. Ondan sonra neydi ya? Dört cümlesini yanlış çizesi yapmayayım. 441. Bugün tarih alemde hiçbir nesil şeceriyle ve senetlerle ve anane ile birbirine mutasıl ve en yüksek şeref ve âli hasep ve asıl nesep ile muntaz hiçbir nesil yoktur ki Ali Beyt'ten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve emniyetli bulunsun. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatin fırkaları başında onlar ve ehli kemali namdar reisleri yine onlardır. Şimdi de kemiyeten milyonları geçen bir nesli mübarektir. Ali Beyt milyonları geçmiş. Bunlar kimmiş biliyor musun? Bunlar mütenebi ve kalpleri imanlı yani mütenebi kalpleri uyanmış nurlu, kalpleri imanlı ve muhabbet-i nebevi ile dolu ve cihan değer şerefi intisabıyla serfirazdırlar. Tamam. Okumak istediğime geldim. Böyle bir cemaat-ı azime içindeki mukaddes kuvveti, Ali Beyt'in içindeki mukaddes kuvveti tehiç edip uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Ali Beyt'i heyecanlandıracak böyle içinde, Ali Beyt'in coğrafyası içinde hadisat-ı azime
vücuda geliyor üstad zamanında. Şimdi başlıyor çok şafı. Geliyor. Ne olacak sonra? Elbette o kuvvet-i azimedeki bir hamiyet-i aliye, o alibetin içindeki beyin takımı bir kuvvet-i aliye feveran edecek. Yeter lan diyecek. Ve Hazreti Mehdi başına geçip tarihi hak ve hakikata sevk edecek. Böyle mi olacak ustadım? Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet-i ilahiyeden bekleriz. Ustad diyor ki beklemekte haklıyız. Sen nerede olacaksın? 108 Kastamonu, 172 Sikki-i Tasli Gaybi. Ben kabirde olacağım diyor. Kabrimizde seyredeceğiz. Şöyle diyebilir miyiz abi? Evet. Birisi sen yeterler diyecek. Amerika'da temizleyecek bunları. Yeter değil. Son noktayı Hazreti İsa öyle yapıyor. Tabii yani başka bir mektup orada anlatıyor. Yani uzun oldu bir şey koydum ya. Şu mektupta diyor ki şurası 58'de. Yani böyle böyle oldu mu? Türkiye'ye kalkacak kardeşim. Gemi burada battı, buradan çıkacak. Burada kalkacak. Bu adam biraz fazla mı açığa çıkarıyorum? Başkanlık sistemi İslam devletinde iki netice olur. Bir firavunluk, bir halife. Saddam ve Muammer Kaddafi gibi şeyler firavunluktur. Başkanlıktır yani. İslam devlet Amerika'da ve Avrupa'da başkanlık olabilir, demokrattır. İslam devletlerinde başkanlık sistemi iki neticeye kaçınılmazdır. Başka şansı yoktur. Ya firavunluktur, öyle olur. Veya halifedir. Başkanlık sistemine geçilecek. Ve İslam devletinde ya firavunluk ya halifeliğe netice verecek. Başkanlık halifeliğe dönecek. Ve İslam o kadar gelecek ki burasına gelecek. Zaten böyle boğuluyor ve abilerine bakıyorlar. Abileri de el attı mı Cemahir-i Muttefika İslami olacak. 76. sayfa Emirda 2. Cemahir inşallah siz diyor gelecekte Cemahir-i Muttefika İslami bayramını görürsünüz diyor. Tamam? Kıyameti bekleyenler, emir sari ifadeleri çiğneyen canilik yapıyorsun. Bak siz diyor inşallah gelecekte Cemahir-i Muttefika İslami. Ne demek biliyor musun Arapçanın Türkçesi? NATO, Varşova Paktı gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi ismi. Cemahir-i Muttefika İslami demek İslam Cumhuriyetleri Birliği demektir. Bunların başına Türkiye olacak. Onun için uğraşıyorlar. Sonra bu arada oluyor. Avrupa'da Deccal'ın vahşet oluyor, uyanıyor. Amerika'daki hakiki Hristiyanlık tasavvuf ediyor. Hiçbirisi sırayla değil. Aynı anda oluyor. Orta Doğu'da böyle oluyor. Tam bu arada Türkiye'de bu abiler çıkıyor. Bu abi çıkıyor. Sonra bu hilafet kuruluyor. Ve hilafet İttihad-ı İslam'ı netice veriyor. Ama eskide 10 senede 5 senede olanlar şimdi 3 senede 2 saatte oluyor. Bu 1 saat sonra Türk dünyada ne olacak bilmez. Hani uzun bir zamana yaymayın sakın. X. Sonra bu abi, Türkiye abisi, Cemahir-i Muttefika İslami bir sebeple ve halk ediliyor. Nasıl ki One Minute'de bir anda toplandı gibi. Böyle bir sebep. Toplandı. Amerika'da tasafi ediyor ve Müslüman İsevileri diye Hristiyan'ın hakiki beyin takımı galip oluyor. İslamiyet'le omuz omuza veriyor ve bir oluyor. Öteki tarafta küfür bir oluyor. Bu ittihat neticesinde gene güç yetmiyor küfre. Emirdağ 1.58'de ne okuduk? Bu ittihat neticesinde rahmet ilahi celbine vesile ettiği için semai dünyada cismi beşerisiyle bulunan İsa aleyhisselam Allah'ın inayeti maddeten tecessüm edip bir peygamber ruhu iniyor. Bunların başına. Bu ama bunların şeyi Mehdi başında. Ama Mehdi diyor bu gayrimüteşhirde şurada, şu sayfada. Mehdi dünya siyasetini o hakim olduktan sonra yeni dünyaya bırakacak diyor. Dünyayı yönetmeyi ona bırakacak. Çünkü o yönetim takımı zaten Müslüman. Yani elbisesi papaz ama Müslüman. Ona verecek Mehdi Alim İslam'ı şey yapacak. Şeyse yeni dünya siyasetini Mehdi ona verecek diyor.
ve ikisinin de birliğine sebep olan güç, yani semavi, İsa Aleyhisselam. Ve çok yakın, inanın. Allahu Alem. Bunlar sari ifadeler, onun için öyle. Vâhir davâhum, ama kusura bakmayın uzattık ama. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha çekmeden size dedim ki bütün adrenaliniz, bütün gücünüz, enerjinizle oruç olduğunuz halde en böyle canlı halinizde dinleyeceksiniz dedim başta. Doğru mu doyum? Hiçbirinizde bir uyuşukluk görmüyor. Çünkü merak kaverdir. Ondandır ki şu anda yeni siyaset dairesiyle uğraşmayın. Bunlar artist, bunlar şey değil. Tasafi ediyor. Bütün dünya bir araya gelse Mehdi indiremez. Bütün dünya olmayan bir insanı da Mehdi yapamaz. Yani unutmayın. Bütün dünya bir araya gelse Türkiye vazifeye addedildi mi? Hadi yürü ey Türkiye derse Allah, kimse bunun önünü kapatamaz. Eğer değilse de kimse önünü açamaz. Allah bir insana yürü derse kimse engel olamaz. Eğer dememişse kimse de muktedir olamaz. Esbab alemi de böyle Allah'ın icraatını göreceksiniz. Bütün sebepler aleyhinde olacak. Bütün peygamberlerde olduğu gibi o hep sıyrılacak. Hep aleyhinde gözükecek, hep lehine dönecek. Peygamberlerde olduğu gibi. Barlaya sürülecek, hakikat ortaya çıkacak. Mert'e safi edecek. Hep böyle. Zahiri süreçte aramayın Mehdi'yi demek istiyor. Hep aleyhinde olur mu canım denildiği yerden olacak. Yani Mehdi mi olur? Diyeceğiz. Ama sonra vay. Ah abi. Risale-i Nur abisini, Emir de abisini dinlemedim. Vay Kastamonu abisini dinlemedim. Evet, başka abileri şey yaparsanız tövbe. Uyarsanız hala efendim İsa'yı reddedersiniz, haşa Mehdi de reddedersiniz. Böyle bir şey de olmayacak dersiniz. Cemail-i Mutebbik'e artık kıyamet beklersiniz. Ama Emirdağ abisine, şey ablaya, Kastamonu abisine uyarsanız gelecek kardeşim göreceksiniz yakın. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha tevâs-salâvâtu.